Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konuğumuz bir Kia Rio. Aracımız 2016 model arkadaşlar. Kia Rio'nun 3. nesli bir otomobil. İlk defa 2011 yılı itibariyle çıkan bir araç ve 2017 yılına kadar üretimi devam eden bir araç. 17 sonrasında bunu 4. nesli çıktı. Rio'lar biliyorsunuz günümüzde ülkemizde de kullanılan i20 gibi, Accent gibi otomobillerin şaseleriyle ortak olarak, hatta motorları da ortak, şanzımanları da ortak, tuş takımları da ortak. Çünkü bu iki firma aynı firma, üretilen bir otomobil. Bunun emsalleri olan işte bir Accent veya işte hatchback'inde i20 ülkemizde biraz daha fazla sevilen ve tutulan modeller, ama Kia'lara bindiğiniz zaman gerçekten o içerisindeki aurasıyla biraz daha farklı bir otomobil olduğunu her zaman hissettiriyor. Ki dışarıdan baktığınız zaman da, mesela ben bir Accent'te bu arabayı yan yana koyduğum zaman bu otomobili almak isterim. Bu biraz daha böyle kemikli duruyor dışarıdan da arkadaşlar. Ama aralarında çok fazla benzerlik, ufak tefek de farklılıklar mevcut. En büyük farklılık tabii ki tasarımı. Test konumuz olan Rio, konfor donanım paketine sahip arkadaşlar. 1.4 litrelik, üstten çift egzantrikli, 4 silindirli, atmosferik beslemeli ve değişken sübap zamanlama teknolojisine sahip olan bir motor. 109 beygir güç ve 140 Nm, 139-140 Nm civarında bir tork üretiyor bu otomobilin motoru arkadaşlar. Aynı zamanda 6 ileri manuel bir şanzımanla birlikte geliyor. Bunun otomatik versiyonları da var, manuel versiyonları da var. Tabii bu otomobilin 1.2, 1.4, 1.6, 1.1 turbo gibi farklı versiyonları var. 1.1 turbosu ülkemizde zaten mevcut değil. Bu otomobilde totalde 5 ileri manuel, 6 ileri manuel, 7 ileri DCT ve 6 ileri otomatik şanzımanlar kullanılmış dünya üzerinde. Tabii ülkemizdeki araçlarda biliyorsunuz tork konvertörü ve manuel şanzımanlar daha çok tercih ediliyor. Konfor paketiyle birlikte bu otomobilin ağırlığı totalde 1100 kilo civarında arkadaşlar ve 0'dan 100 kilometreye hızlanması 11,5 saniye arkadaşlar. Aynı zamanda 389 litre fabrika verilerine göre bir bagaj hacmi var, ama bence o 430 falandır diye düşünüyorum. Gözümle öyle ölçtüm ben onu. 560 kilo civarında da bir taşıma kapasitesi var bu otomobilin. Hemen ön tarafından başlayalım. Bu arada aracın sedan ve hatchback versiyonları var. Sedanları biraz daha az, hatchbackleri biraz daha fazla ülkemizde, bilginiz olsun. Hemen ön taraftan başlayalım. Ön tarafta karartmalı halojen far gruplarımız var. Uzun için ayrı bir gözü yok. İkisi de aynı yerden yanıyor. Alt tarafta sis lambalarımız mevcut. Ortada bir Kia amblemimiz var. Görüyorsunuz işte yıllardır Kia'nın kullandığı logo ve kullandığı panjur arkadaşlar. Şöyle yan tarafa geçtiğimiz zaman far grubunu görüyorsunuz. Yani neredeyse arabanın içine girecek. Bayağı böyle kaputu tamamlayan farları var. Zaten Kia ve Hyundai'de böyle tasarımları, koca koca farları hep görüyoruz. Yan tarafta 185-65-15 jant ve lastikleri görüyorsunuz. Bu donanım paketinde kapaklı jantlar geliyor arkadaşlar. Ön çamurun üzerinde bir tane sinyal lambamız var. Dikiz aynasının üzerinde mevcut değil. O da mesela fark edilmez, ama ben onu hep söylerim. O çok güzel bir güvenlik önlemidir. Arka tarafına doğru geçtiğimiz zaman esasında bu otomobili arkadan baktığınızda sonradan uzatılmış, hatchback'ten sedana çevrilmiş bir araba gibi durmuyor. Sanki sedandan hatchback'e çevrilmiş bir otomobil gibi duruyor. Arkalarımız bağımsız süspansiyon değil arkadaşlar. Torsiyon var, onu söyleyeyim. Bu sınıftaki otomobillerin çoğunda olduğu gibi. Arkadan baktığınızda bence arka tasarımı çok hoş bu otomobilin. Bu sınıf otomobiller arasında arka tasarımını en çok sevdiğim araba kesinlikle bu araba. Gayet güzel gözüküyor. Oldukça sade ve bir B segment otomobil gibi değil de sanki D segment otomobil sadeliğinde duruyor. Arkada da sadece Kia ve Rio yazısı mevcut. Aynı zamanda arka park sensörlerimiz de var arkadaşlar. Şuradan hemen bagaj kapağımızı açalım anahtarın üzerinden. Şöyle bir bagaj hacmimiz var, görüyorsunuz. Üst kısmı şöyle geliyor. Ama gayet güzel. Koltuklar 60'a 40 yatabiliyor. Burada eşiğimiz yüksek. Bu sınıf otomobillerin tamamında olduğu gibi. Sağda solda girintiler, çıkıntılar var. Ama bunları bir göz haline dönüştürmemiş Kia. Aynı zamanda şuradaki kolları görüyorsunuz. Bunlar biraz bagaj alanından çalıyor arkadaşlar. Ve şu üst tarafta da bir kaplamamız var. Ama herhangi bir tutamağımız mevcut değil. Arkasına doğru geçeyim. Kapılar hiç fena değil bu sınıf bir araba için. Kapı yüzeylerimiz sert plastik. Şu kolumu dayadığım yerler sert plastik. Şurada küçük suluklarımız var. Güzel bunlar. Ama buranın kalite algısı ve çok mükemmel değil bu sınıf otomobilde. Bu sınıf birçok otomobilde olduğu gibi. Mesela 2018 model Polo inceledim. Onda da benzer kalitede bir arka kapı yüzü mevcut. İçerisine geçtiğimiz zaman içeride burada çok güzel döşemeleri olan koltuklarımız var. Burada yani bunun içerisindeki naylon miktarının çok olmadığını anlıyorsunuz. Yeni birçok otomobilde buna çok dikkat edilmiyor, ama koltuklar aşırı kaliteli olmasa da teremecek bir bezden yapılmış. Isofix bağlantılarımız var burada, tarifleri de yazılmış yine. Ortada şaft tünelimiz yok ve arkada herhangi bir havalandırma vesaire mevcut değil.
Şurada filelerimiz var. Koltukların arka tarafları da şu şekilde silinebilir plastikten yapılmış. Arkada baş mesafeniz, benim boyum 1.78, 5 parmak. Diz mesafemiz de, arabanın camları çok koyu filmli ama, yaklaşık olarak bir 3.5-4 parmak civarında. Diz baş mesafesi ve arka alan ferahlığı olarak bu otomobili ben gerçekten beğendim. 3 tane tutamak var aynı zamanda ve ayarlı emniyet kemeri mandallarımız da mevcut bu otomobilde. Arkadan ön tarafa bakış açısı aynı zamanda şu şekilde arkadaşlar. Arka koltuklarda böyle biraz aşağı yatarak oturuyorsunuz. Çok yola hakim değilsiniz buradan ve hemen ön tarafa geçelim. Açarken biraz şunu hissediyorsun ama kapatırken abi, bir de ağır kapılar maşallah var. Lönk lönk diye kapanıyor. Burada kapı yüzlerimiz yine sert plastik. Kolun dağıdığın yerler sert plastik. Sadece şurası tam otomatik, sol ön taraf, geri kalanı basmatik çalışıyor. Kapı içi gözlerimiz de bu sınıf için fena değil. İçerisine doğru baktığımız zaman yine aynı döşemeleri görüyorsunuz. Koltukları bu arada epey bir rahat. Yine airbagler falan var. Bu tarafta derin iki ayarı da var ön koltuğun. Burada içeride görüyorsunuz, ön panjurla aynı desene, Kia desenine sahip havalandırma menfezlerimiz var. Alt tarafta far kumandası ayarlarımız mevcut arkadaşlar. LPG'de mevcut otomobilde. Burada çok tatlı bir kadran grubumuz mevcut. Ben bu kadranları gerçekten de beğendim. Şöyle kadran selamlamamız falan da var. Yani bu kadranın içerisinden her şeyi görebiliyorsunuz. Aynı zamandaki şuradaki trip tuşundan da yol bilgisayarı verileri arasında geçişler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle geldiğimizde burada far ayarlarımız, otomatik farımız, otomatik sileceğimiz mevcut değil ama Bluetooth telefonumuz var. Ses sistemi ayarları direksiyon üzerinden yapılabiliyor. Burada iki tane havalandırma menfezi, alt tarafta bir ses sistemi, onun altında manuel bir klima, onun altında bir AUX, bir USB, bir 12 volt çıkışı, bir de çakmaklık çıkışınız var. Buradaki bağlantılar çok güzel ve şuradaki göz bayağı bir derin abi. Şurada bir bardak koyma yeri gibi bir oyuk da var. Alt ileri şanzımanımız burada, iki bardaklığımız burada. İleri geri gidip gelebilen deri kaplı, suni deri ama sonuçta deri kaplı bir kol dayanağı var. Bunun içerisi de epey bir derin arkadaşlar. Bu i20'lerle aynı kolçak. Sağ tarafa geçince burada aydınlatmalı bir torpido gözü görüyorsunuz. Yukarı doğru çıktığım zaman yukarıda burada ışıklı makyaj aynaları var. Şurada iki tane aydınlatma var. Otomatik kararma özelliği olmayan bir iç dikiz aynamız mevcut. Konfor donanım olarak oldukça doyurucu bir donanımı var bu otomobilin. Fazla zaman kaybetmiyorum ve hemen sürüşe geçiyorum. Bakalım bu motorla bize neler sunacak bu makine. Aykut ve Fatih, hoş geldiniz. Arkadaşlar, araçta 3 kişiyiz, bir de çantam var diyerek başlamak istiyorum. Kia'nın içerisine geçtik direksiyonunun başına. Aykut kardeşim, yeni aldığın arabayı Allah hayırlı uğurlu etsin. Teşekkür ederim. Öncelikle şunu sorayım, neden bir Kia modeli tercih ettin? Sedan bir Kia Rio. Piyasada çok olmayan ama kendi içerisinde bir piyasası olan bir araba bu araba. Özellikle sedan versiyonuyla. Ben bundan birkaç tane eskiden tanıyorum yani, alıp böyle kullanıp. Çok da konuşulmasını istemiyor onlar. Böyle çok bilinmesin diye. Memnunlar çünkü arabalarında. Ben öncelikle tercih sebebim senin videoların etkili oldu abi. Bunu söylemek istiyorum. Evet abi, teşekkür ediyoruz. Böyle çünkü... arada sağda solda da söyleyeyim bunları. Yani senin Kia'yı övdükten sonra ben dedim ki acaba olur mu? Hani çünkü biz hep bilindik markalar üzerine yani hareket eden toplumuz. Yani tutulur mu, satılır mı falan diye. Ama sen öldükten sonra gidip bir denedim. Pro Kings motor, Ufuk abi zaten temiz araba getirdiğini de bilerek, onun da getirdiğini görünce acaba olur mu diye Fatih ile beraber gittik. Denedik ve çok hoşumuza gitti. Almaya karar verdik. İnşallah. Ufuk abinin adı zaten şey olmalıydı bence, hatasızcı. Aynen. Zaten kendi o kadar şey ki, böyle inceliyor ki arabayı, bize bir şey bırakmıyor yani. Güvenli bir şekilde de almamıza yardımcı oldu sağ olsun. O şekilde bir Kia sahibi olduk. Herkese de tavsiye ederim. Ben memnunum şu an için. Ama benden daha iyi olarak sen deniyorsun şu an. Biz bayağı testledik zaten. Şimdi arabaya evet. Geçelim o zaman ve hemen devam edelim. Şimdi arkadaşlar, Rio'muzun öncelikle koltuklarıyla başlayayım. Koltukların minder uzunlukları gayet iyi. Bir C segmenti otomobil standartlarında. Arabanın genel iç genişliği falan da bir C segmenti gibi zaten. Yani böyle biniyorsun, işte bagajı, iç genişliği, oturumu, konsolunun genişliği, koltuğu falan. Bir C segmenti orta hallice bir araba gibi. Yani baktığınız zaman kalite seviyesi olarak B segmenti. Yani ona diyecek bir şey yok ama C gibi hissettirebiliyor. O önemli. Direksiyonumuz arkadaşlar deri kaplı değil bu donanım paketinde tabi. Bunun çok daha dolu olanı sunroofları, manroofları da var bu otomobilin. Bayağı aldın mı şaşırıyorsun yani ne kadar dolu diye. Direksiyon yine bu grupta olduğu gibi hiçbir şey hissettirmiyor. Aşırı suni.
netliği var ama aşırı net olmayan bir direksiyon. Arabayı biraz kaydırdığın zaman da direksiyon tarafından bir tık boşa düştüğünü söyleyebilirim. Yani buradan çok bir şey yönlendirebilmiyorsun. Normal al kullan direksiyonu bu direksiyon. Aşırı derecede zevk verdiğini de söyleyemem. Ama arabanın geri kalanı daha zevkli tabii, onu anlatacağız. Vites geçişlerimiz çok kemikli, çok hafif oynamalar var ama ya çok belli. Burada hani mesela 3 diye 5'e ya da 5 diye 3'e çatmazdın bu arabada. Çok şey, tıkır tıkır bir vitesi var. 6 oranlı zaten bu şanzıman. Oturma pozisyonları gayet güzel arabanın. Buradaki malzemelere ulaşım gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Mesela ben bu grupta şeyi seviyorum. Bak, bir 12 volt, bir çakmaklık, bir USB, bir AUX. Bu hep standart. Bunları koyuyorlar mesela. Bir standardının olması o manada güzel. Bu tarz bir otomobilde. Süspansiyonlarından devam edelim. Süspansiyonlar 15 inç jantlarla beraber biraz yumuşak. Ama nasıl bir darbeymiş var onu söyleyeyim. Aşırı sesli çalışmıyor süspansiyonlar. Ama böyle çok şeylere girdiğiniz zaman, girintisi çıkıntısı yüksek olan yerlere girdiğiniz zaman süspansiyon yukarı doğru değil de aşağı doğru, özellikle düştüğünde biraz daha sesli çalışıyor ve biraz daha erken bitiyor. Yani onun dışında yumuşak karakterli ama ilk şöyle bir 1-2 santim yumuşak karakterli. Ondan sonra birden sertleşmeye başlıyor. Klasik bu grubun süspansiyonlarıyla aynı. Arkalar bağımsız değil ki, zaten B sedanların hiçbirinde ben arkalar bağımsız görmedim. Yalıtımına gelelim. Yalıtım ön lastiklerden de arka lastiklerden de ses geliyor. Ama bu da yine bir Japon C segmenti araba standartlarında. Hiç aşırılık almadık mesela. Biz hızla yaptık bu arabada. Ama ses geliyor. 2016 model Hankook lastikler var bu arada yazlık üzerinde. Rüzgar sesiniz yaklaşık 195-100 civarından sonra geliyor ama 140'ta giderken de çok rahatsız etmiyor. Yanındakiyle aynı ses tonuyla konuşabiliyorsun. Motor sesi de yaklaşık 3000 devirden sonra geliyor. Atmosferik, normal yani. O da biraz zorladığın zaman ama sesi tatlı bir ses. Şöyle bak, 3000 başladı ses. Dolduruyor. Dolduruyor. Gel abi, gel abi. 6500'de bitiyoruz mesela. İkinci viteste 90 yapıyor. Merak edenler için. 6500'de iptal oluyor vitesimiz. Sonrasında çevirmiyor arkadaşlar. Aracın motorundan biraz bahsedelim. 109'luk motoru biz daha çok Accent Blue'lardan biliyoruz. Sonradan İşte CVVT, DCVVT falan böyle farklı bir 100 beygirlik, bir 109 beygirlik versiyonu var. 100 beygirliğin farkı bir tık daha LPG'ye yatkın Subaru tarafından. Onun dışında motor tamamen aynı. Biraz daha güncellenmiş hali. Bunlarda 109'luk motor var ama bunlarda da mesela ben Accent'te 109'luk motorla yaklaşık 700-800 bin LPG'de kullanan adam biliyorum. Tabii taksiciler kullanıyor. Onların en büyük avantajı motor sürekli sıcak olduğu için aslında hani taksi arabasının birçok yeri yıpranmış olur ama motor sürekli sıcak çalıştığı için aslında motor kısmı bizim kullandığımız arabalara göre daha geç yıpranır. Sebebi de odur yani. Öyle söyleyeyim size. Tabii bir de onun ekmek teknesi olduğu için o bizden daha fazla bakıyor arabasına. Bu şekilde uzun ömürlü LPG'de de kullanabileceğiniz bir otomobil arkadaşlar. Bu otomobil. Taksicilerin tercih ettiği araba alınır diye bir laf var. Tabii canım, kesinlikle. Taksiciler ve polisler yani. Emniyet ne alıyorsa onu alacaksın abi. Evet. Bak. İşte emniyet Kia alır mı peki? Motor aynı Hyundai ile. Accent kullanıyor adamlar şimdi baktığın evet. Zaman. Kia değil ama Hyundai alıyor. Onlar da herhalde muhtemelen ikinci el Hyundai biraz daha iyi gider falan diye düşünüyor olabilirler yani. Satarken bunu 500 bin de daha at satarız falan diye düşünüyor olabilirler. Motorun çekişi, şimdi şurada gazlayacağım mesela 3 kişiyle, siz de görürsünüz. Yani bazı markaların 1.6 motorları gibi yani 1.4'ten canlı hissettiriyor. Özellikle manuel şanzımanıyla otomatik olunca biraz daha zayıf. Zaten 11.5 0-100'ü gayet güzel. 1.4'ten bir tık daha, benim maskem niye düşüyor? 1.4'ten bir tık daha böyle canlı hissettiriyor sana. Zaten araba da hafif yani, böyle dışarıdan görüldüğü kadar ağır değil. 1080-1100 kilolarda bir ağırlığı var. Yani aşırı şey değil. Tam böyle bir işte 3 kişiyle bir normal gazlama yapalım. 3000 devire kadar. Bir de böyle sıkı bir gazlama yapalım mesela. Şurada durayım abi. Yolda da kimse yok. Zaten trafiğe kapalı alandayız. Olduk. 80 olduk. 90 olduk. 100 olduk. 110 olduk. Gidişi güzel değil mi sizce de? Ben beğendim yani 1.4 bir araba için. 120 olduk. Mesela 6'ya takayım. 120 km hızda 3300 devirlerde gidiyoruz. Ama
motor sesi çok gelmiyor. Şöyle 140'a falan gelince de çok aşırı bir motor sesi gelmiyor. Fazla bağırmıyor ama bu arabanın altın oranı 115-125 arasında motor sesi olmadan biraz yol sesi, biraz rüzgar sesiyle ilerleyebiliyorsun. Yani o şekilde konforlu bir yolculuk yapabiliyorsun bu otomobilde. Tork fakiri bir araba, 1.4 137 Nm torkla beraber yokuşlara geldiğiniz zaman biraz daha fazla vites düşürme eğiliminde olabiliyor. Düz yolda güzel gidiyor ama yokuşlara geldiğiniz zaman bir tık böyle zayıfladığını hissediyorsunuz. 6'dan 4'e çekersiniz yani, onu söyleyeyim. Ama onun dışında motor performansı 1.4 bir araba için bence gayet güzel. 0-100'ü falan da zaten çok çok iyi bu arabanın. Şuradan tekrar dönelim, bir şeye gelelim. Düze gelelim. Orada da normal kullanıcı nasıl hızlanır onu yapalım. Mesela 3000 devirde vites değiştiren baba nasıl hızlanır onu yapalım. Yol tutuşundan bahsedeyim ben de size. Bu süspansiyonlarla birlikte bir tık böyle yan yatma oluyor. Genel olarak arabayı kullandığınız zaman korkarak kullanmıyorsunuz. Aşırı bir kayma eğilimi yok. Burun dirayeti gayet güzel bu sınıf için. Biraz zorladığınızda arka taraftan geliyor. Onu zaten test ettik evet. Biraz önce. Arka taraftan bir tık daha fazla gelme eğilim var ama normal kullanıcı 130-140 oturtup gidersin. Bu araba için de şunu söyleyebilirim. Yani bu bir atraksiyon arabası olarak kullanılmaz. Virajdan viraja atlayayım, şeritten şeride geçeyim değil de. Oturt git abi. 150'de git mesela. Oturt git. Ya bu grubun arabalarının çoğu zaten böyle. Bunların sportif arabaları da var ama onlarda farklı çekiş sistemleri, farklı süspansiyon sistemleri kullanılıyor. Bu otomobil biraz daha uygun maliyetli. Kullan git. Eskimesin arabası. Ama zayıf değil yol tutuşu. Kesinlikle memnun eder yani. Onu söyleyip böyle bindiğin zaman bu araba da ya kötüymüş falan demezsin. Güzelmiş dersin. Aksine şurada mesela düzdeyiz. Yine bir duralım bu trafiğe kapalı alanda. 3000 devirde hızlanma yapalım mesela. 3 kişi ve çantamla. Geldik. Vites attım 3000 devirde. 30. Vites attım 3000 devirde. 50. Vites attım 65. Şanzımanımızın oranları kısa kısa. O yüzden de zaten biraz erken topluyor araba. 80'de attım 5'e. 90'a geldik. İşte normal hızlanması da böyle. Arabayla giderken ben zorlanıyormuş hissiyatı hiç almadım. Gayet rahat gidiyor bu araba. Tamam diyor. Ben diyor çok hızlı hızlanmıyorum ama rahatım yani, kasmıyorum kendimi. Çok böyle bağırmıyorum, çağırmıyorum. Rahat rahat gidiyorum, rahat rahat hızlanıyorum edası var bu arabada. Bu arada bir de kliması da çok güzel soğutuyor. Onu da söyleyeyim. Bu şanzıman aralıklarının kısa olması güzel bir şey mi peki? Kardeşim şimdi genelde hız otomobillerinde şanzıman oranlarını kısaltırlar. Yani son hız için değil de daha kısa da daha kısa 0-100 yapmak için. Şanzıman oranlarını kısaltırlar. Bu sana neyi hatırlatıyor? Şunu. Eğer küçük motorlu bir araba yapacaksan, bu arabanın daha iyi hızlanması için, 0-100'ünün biraz daha iyi olması için ve biraz daha iyi toparlayabilmesi için şanzıman oranlarını tıpkı diğerlerinde yaptığın gibi kısa yaparsan senin için çözer mi? Çözer. Genelde mesela bu Opel grubunda çok vardır. Opel'in Vectra GT'lerini alırsın ya da GSI'larını alırsın. Şanzıman oranları kısa kırsı kısadır. Birden böyle araba hızlanır. Tamam, çok hızlı gider. Ama işte normal standart paketlerini alırsın. Standart paketlerin şanzıman oranları uzun uzundur. Uzun yolda motor sesi olmadan yaylana yaylana gitsin diye. Kısada da o istediği aksiyonu rahat bir şekilde yaşayabilsin diye. Bu araba bir aksiyon arabası değil ama bu 1.4 motoruyla birlikte biraz daha iyi toparlasın diye otomobil şanzıman oranlarını kısa kısa tutmuşlar. Bu sana şehir içinde çok fazla avantaj sağlayacak. Çünkü birçok fazla farklı hızda, birçok farklı viteste gidebileceksin. Yani mesela 30'da 3'te de gidebileceksin, 2'de de gidebileceksin. Yani sakin kullanımlarda özellikle ne olur? 4 ileri şanzıman kullanırsın mesela otomatik. Şimdi araba 2'ye atarsın 20'ye gelir çekmez. 1'e atar bağırır. 30'a gelir 2'ye atar 20'ye düşersin çekmez. 1'e atar bağırır. Böyle bir arası yoktur. Bunu o uzun aralıkların arasında serpiştirilmiş işi kolaylaştırıcı çarklar olarak düşünebilirsin yani. O manada bence bu otomobil için kullanılacak en mantıklı şanzıman bu. Bir örnek vereyim. Mesela Honda City'nin otomatiğinin videosunu çekmiştik. Honda City'nin otomatiğinin videosundaki o otomatik 5 ileri şanzıman Accord'daki şanzımanın oranlarıyla aynı. 150'de 3000 devirde gidiyor. City 1.4 motor. 1.4 motorlu bir arabada tork da zayıf olduğu için şimdi birinci vitesi dolduruyorsun, 2'ye atıyorsun, 3'e atıyorsun. Araba 2'de mi gideyim? 1'de. Çünkü o motorla 1'de de gidiyorsun, 2'de de gidiyorsun, 3'te de gidiyorsun o hızlarda. Ama 2.0 motorlu ya 2.4 motorlu bir arabayla gittiğin zaman o
uzun oranlı şanzımanı tolere edebiliyor. Neden? Çünkü arabanın mesela torku atıyorum 200 Nm. Atıyorum 2000 devirde bu araba bize yeterli olan torku işte 90 Nm tork üretiyor. Ama öbür 1.4 arabanın zaten total torku 120. Hani ne yapabilir? O yüzden o şanzımandan dolayı arabanın sıkıldığını, gidemediğini, bir türlü istediği performansa gelemediğini hissediyorsun. Ama 2.4 motorla bindiğin zaman o arabaya bunu hissetmiyorsun. Diyorsun ki bu motor bu oranları kaldırıyor. O yüzden şanzıman oranları bu şekilde bence bu araba için çok mantıklı olmuş. Rahatsız da etmiyor yani. Sen oradan ters girdin, buradan ters girdin. Abi sen ne yapıyorsun Allah aşkına yani? Hani şimdi diyeceksin ki şehrin yabancısıyım dese, ulan kavşak hiç görmedin mi yani? Bildiğin kavşak lan. Allah Allah. Aşıktır belki. Belki de olabilir. Kia Rio'nun yakıt tüketimine gelecek olursak, şehir içinde çok atraksiyonlu kullanırsanız 10 litrelere, 11 litrelere kadar yaktırırsınız bu arabaya. Ama normal kullanacak olsanız manuel şanzımanla birlikte 8-8.5 aralığında çok rahat gezersiniz. Şehir dışında şanzıman oranları çok uzun değil tabii bu otomobilde. 6.5'larda falan gezersiniz ama 90-90 gidersen 5 falan da yakarsın. Ama ortalama 6.5 civarında bir şehir dışı yakıt tüketiminde olur bu otomobilde. O da bence gayet makul bir tüketim değeri. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bu arada görüş açılarımız 10 numara. Zaten 2010 üzeri otomobillerin hiçbirisinde görüş açısı problemi yok yani. Herkes işi buldular. Yani işin mantık altın oranın büyük ayna olduğunu buldu herkes. Yani büyük açılı, büyük aynaya koyuyor adam, devam ediyor 10 numara. Bir eskiden de, o konuda biraz cimriydi firmalar. Bir daha bir senin bir sözün var. Yeni olsun sözüm var. O yüzden her zaman yeni iyidir. Tabii canım. Biz yeni. Biraz da o mantıkla bu, hareket ederek bu arabaya. Kesinlikle ya. 20 bindi bu araba ya. Şimdi sen bu arabanın bugün fiyatı 110 bin lira ile 130 bin lira arasında. Evet. Şimdi baktığın zaman 110-130 bin lira arasında gerçekten mantıklı ve makul bir araba. Çok büyük değil. İçi geniş, bagajı geniş. Aileye hitap edebilen bir araba. Motor güzel. Kronik problemi çok yok. Zaten 20 binde ne olabilir yani? Tüpü falan da var. O konuda hiçbir sıkıntısı yok. Bir tüpüne falan ayar yapılacak sadece. Onun dışında bir problem yok. Gerçekten bence çok mantıklı bir tercih yapmışsın. Bugün bu paralara hani çok böyle alabileceğin bir araba yok. Bunun yerine belki 1.4 Ege'yi alabilirdin. Onu da biraz boşuna alabiliyordun bu paralara. Urban falan alabiliyorsun herhalde. 130 bin lira mı? 125 bin lira mı ne? Evet, Urban falan alabiliyor mu? Ben Ege'yi almak istemedim. Yani bunun algısı biraz daha güzel ona aynen göre. Ha, araba aralarında böyle inanılmaz dağlar taşlar var diyemem ama bunun algısı biraz daha farklı. O da mantıklı bir tercih olur bak. Onu alan adama da mantıksızlık yapmışsın demem. O da, çünkü o daha mantıklı olur. Niye? Çünkü sıfır araba alıyorsun. Ha, bunda da biraz daha böyle işte görselin güzel, kalite algın biraz daha var bu otomobilde. Onlar falan hep etkili kesinlikle. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Dostlar teşekkür ediyorum size de. Teşekkür ederim. Allah'a emanetsiniz. Eyvallah. Görüşmek üzere.